İstaç AŞ'nin katkılarıyla. İstanbul 1 TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün programımızda İstanbul'un en büyük ilçelerinden Bağcılar'ı konuk ediyoruz. Değerli Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı stüdyomuzda bizlerle. Genel Müdürümüz Bekir Kaplan. Eyvallah. Efendim biz Bağcılar'daydık. İlçeyi gezdik, gördük. Özellikle bir değişim sürecinden bahsediyor. Herkesin dilinde çok değişti Bağcılar. İşte nereden nereye geldik? Bu konuyla ilgili öncelikle siz ne söylersiniz? Bağcılar'da yeni sloganımız da zaten yeni gelecek Bağcılar diye söylüyoruz. Tabii Bağcılar'ın dünü ve bugünüyle baktığınız zaman özellikle şehircilik açısından değişim ve dönüşüm noktasında herkes bundan haberdar olmaması da mümkün değil. İstanbul'un bugün birçok noktada merkez üssü haline gelmiş durumda. Özellikle ulaşım noktasındaki rahatlamayla beraber Bağcılar tercih edilebilir bir bölge haline geldi. Bağcılar'da geçmişte yaşamak veya yaşam alanı olarak kullanmak mümkün değil. Ahırların, mandıraların böyle bir köy görünümünde ama ne köy ne şehir böyle bir hayatın sürdüğü bir yerdi. Hı hı. 92'de ilçe oluşuyla birlikte hızlı bir süreçte değişim ve dönüşüme girdi. Bunların hepsinden temizlendi, arındırıldı. Özellikle havaalanı ve Avrupa otoban aksı üzerinde oluşundan dolayı yine ki metro kenti Bağcılar diyoruz. Metro ağlarıyla örülen bir Bağcılar diyoruz. Ciddi anlamda bir metro hattının geçtiği ki şu an itibariyle 5 tane direkt metro hattının bağlantının olduğu bir Bağcılar'ı konuşuyoruz. Herhalde İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de bu noktada en fazla metro yatırımının yaptığı yerlerin başında da Bağcılar geliyor. Bağcılar halkı da gerçekten vefalı insanlar. Teşekkür etmesini, şükretmesini bilen insanlar. Geçmişte yaşamış olduklarını da unutmaları da asla mümkün değil. Onun için gerek bize, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadri Topbaş'a teşekkürlerini her zaman her alanda ifade ediyorlar. Onun için Bağcılar'da gezerken Bağcılar halkının yüzündeki tebessümden almış olduğu o pozitif enerjiyi görüyorsunuz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ki Bağcılar'da geldiğimiz noktada bugün kentsel dönüşümü konuşabiliyorsak ki biliyorsunuz kentsel dönüşümün öncelikle zihinlerde başlar. Yani insanları sosyolojik olarak bu zemine hazırlamak lazım. Kabul etmesi lazım öncelikli olarak. Bunu kabul eden bir Bağcılar halkını görüyorsunuz. Bu da Bağcılar'ın şehircilikte ne duruma geldiğini aynı zamanda gösteriyor. Bugün daha düne kadar Bağcılar yaşam alanı olarak tercih edilen bir ilçe değildi. Ama bugün baktığınız zaman Avrupa yakasında özellikle tercih edilen bir ilçe haline geldi. Bu avantajlarla birlikte de Bağcılar bir kongre vadisine dönüşüyor. Şu anda kongre merkezleriyle, 5 yıldızlı otelleriyle ki özellikle havaalanı, otobanı aksı üzerinde bu noktada ciddi yatırımlar var. Bu bölgenin dediğim gibi ulaşımın yanında altyapısıyla ve çevredeki konumuyla da tercih edilebilir bir bölge olması bunların beraberinde Bağcılar'daki yaşam kalitesinin yükselmesini getiriyor. Bir VTR hazırladık Bağcılar'la alakalı. Yani gittiğimiz, gördüğümüz yerlerden. İsterseniz onu önce izleyelim, daha sonra sohbetimize devam edelim. Bağcılar, Osmanlı döneminde Rumların yaşadığı bağ ve bostancılıkla geçinen köylerden biriydi. 80'lerden sonra yoğun göç dalgasıyla altyapısız ve plansız bir şekilde büyüdü. 1992'de ilçe oldu. Modern şehircilik uygulamalarının hayata geçmesiyle altyapı sorunları çözüldü. Bağcılar son verilere göre yaklaşık 760 binle İstanbul'un en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ilçesi. Tekstil, ilçe ekonomisinin lokomotif sektörü. İstoç, Auto Center, Masit gibi önemli ticari merkezler ilçede kendine yer buldu. Bağcılar'da yüzlerce eğitim kurumu arasında dikkate değer merkezlerin başında Engelliler Sarayı geliyor. Türkiye'de bir ilk olan ve benzeri bulunmayan merkezde engelliler tedavi edilip topluma kazandırılıyor.
Bağcılar'ın en özgün uygulamalarından biri 2006'da üzüm bağı ile başlatılan nostalji bahçeleri. Şimdiye kadar mahallelere kiraz, kayısı, kestane bahçeleri açıldı. Hedef bahçe sayısını 22'ye çıkarmak. Şimdilerde kentsel dönüşüm projeleriyle siması değişen Bağcılar, çarpık yapılaşmaya tamamen son vermek ve güçlü atılımlara devam etmek istiyor. Evet, kentsel dönüşüm en önemli konulardan bir tanesi. Hızlı bir ilerleme var ama yani diğer birkaç tanesine ben de katılmıştım başkanım. Hem vatandaşın da şeyi memnuniyeti de var. Bunu gördüm ama tabii siz daha çok onlarla hemhalsiniz. Hiç nasıl ara bu? Vermedik. Biz yıllar önce, 10 yıl önce biz aslında başladık. Bu daha önceki kanunla ama yönetmenliği yoktu, uygulanamıyordu. Daha sonra işte hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle beraber bu hız kazandı. Şu an Bağcılar'da her noktada bu çalışma devam ediyor. Ve biz bunu seçim dönemi diye de hiç durdurmadık. Mesela inşallah ayın 13'ünde Çevre Şehircilik Bakanımız gelecek ve o Bağcılar'da bir yıkım daha yapacağız. Seçim arefesinde Bağcılar'da yıkım yapıyoruz davullu zurna ile. Yani zor tabii ki ama memnun bir halk söz konusu ve kesinlikle mutabakat sağlanmayan hiçbir yıkımı gerçekleştirmiyoruz. Ve burada birinci önceliğimiz olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de orada yaşayan insanların, daha önce oranın çilesini, sıkıntısını çekmiş insanların tekrar orada mülk sahibi olmaları birinci önceliğimiz ve birinci şartımız. Buna riayet ediyoruz. Bu da tabii çevredeki diğer halkın da memnuniyetini ve onların da bunu benimsenmesiyle birlikte hızlı bir süreçte bu devam ediyor. Ama ciddi anlamda bir yapı stoğu var. Bağcılar'da 48 bin bina söz konusu ve bunun aşağı yukarı 40 bine yakının değişmesi gereken bir yerdeyiz. %70'e yakının Bağcılar'ın değişmesi lazım. Çünkü kaçta kaçı peki? %70 civarında bir değişime sizin uğraması lazım. Hani başladığı daha çok az, çok az belki %1-2 ile bulmaz. Çünkü Bağcılar genel anlamda 99 depreminden önce yapılaşmasını tamamlamış bir ilçe. Ve çarpık yapılaşmayla, kaçak yapılarla, deniz kumuyla, midye kabuklarıyla yapılan binalar bunlar. Hiçbir mukavemeti olmayan, hiçbir dayanıklılığı olmayan binalar ki. Şimdi burada bir şey daha var. Tabii bizi zorlaştıran ve bu konunun ağır yürümesine sebep olan o da parsellerin küçüklüğü. Küçük parseller üzerinde çok katlı yapıların olması. Burada dönüşüme uğrarken doğal olarak vatandaşlar üstte para istiyorsunuz. Biz fark almadan hemen hemen bir dönüşüm yapmıyoruz. Veya bazı yerlerde belki denk geliyor, fark alınmıyor ama genel anlamda vatandaş farkını vererek diyoruz bu dönüşümü yapalım ve yoğunluk getirilmeyesin. Evet. Yani yaşam alanları kısıtlanmasın. Burada kentsel dönüşüm aynı zamanda sadece binanın bir dönüşüm yıkıp yeniden yapılması değil. Yeşil alanlarıyla, bahçesiyle, sosyal ve donatı alanlarıyla yeni mekanlar ve yaşam alanı oluşturmaktır. Burada çok katlı veyahut da yoğun bir binalar yaparak vatandaştan burayı işte para almayalım, alalım meselesi değil. Yani normal yaşam alanını yaşanabilecek bir mekan oluşturduktan sonra ne kadar farkı düşebiliyorsa ki 30 veren var, 30 bin veren var, 50 bin veren var, 60 bin veren var. Kendi aralarında bununla çoğu anlaşıyorlar. Bakın bir de biz belediyemizin şirketi olarak aracılık yapıyoruz. Çoğunda vatandaş kendisi anlaşıyor müteahhitle. Evet, kendi görüşüyor. Önemli. Tabii ki kendileri. Bu önemli olan bunu sağlamak. Biz arada köprü oluyoruz. Bedava proje üretiyoruz. Danışmanlık yapıyoruz. Aynı zamanda bir test atölyemiz var. Binaların testlerini kendimiz yapıyoruz. Tüm işlemleri Bağcılar Belediyesi olarak bizler üstlenmişiz. Ve biz burada vatandaş yeter ki bu yola girsin. Yani bir talepte bulunsun, ondan sonrasını biz getiriyoruz. Ama gönüllüler galiba değil mi vatandaşlar da bu konuda? Duyarlı tabii ki istiyor. Netice itibariyle aslında parasal anlamda bir sıkıntı yok. Hani birileri söylüyor ya sürekli olarak işte rant var. Evet rant var, ciddi anlamda bir rant var kentsel dönüşümde ama bu rant tamamen vatandaşa giden bir rant. Şimdi Bağcılar'daki İstanbul'un birçok yerinde ortalama eski 99 deprem öncesinde yapılan dairelerin fiyatları 100 bin ile 150 bin lira arasında.
100 ile 150 bin lira arasında. Şimdi aynı yerde yeni yapılan dairelerin fiyatı da 300 lira, 500 lira, 600 lira arasında. Şimdi burada 1'i 3'e, 4'e katlayan bir değer söz konusu. Bir artış. Değer söz konusu. Yani vatandaş burada 30 bin, 40 bin, 50 bin vermiş olsa bile yine vatandaş kazanıyor. En az mülkünü değer olarak parasal anlamda 2'ye ve 3'e katlıyor. Peki bir kamuoyu yoklaması yaptınız mı bu konuyla ilgili? Hani Bağcılar'da %80. %80. Tabii kentsel dönüşümü benimseme oranı ve kentsel dönüşümü kabul ediyoruz bu işi hızlandırın deme oranı %80. Ama maalesef o %20'nin sesi daha fazla çıkıyor. Yani burada. Ya bir defa hoşnut olmayan yok. Bakın kentsel dönüşüme girip de tepki koyan yok. Tepkisel tepki. Sadece girmeden gerek siyasi olarak olsun gerekse bilgi eksikliğinden dolayı olsun bazı çatlak sesler tabii doğal olarak çıkabiliyor. Ama onların da bir oranı söz konusu değil. Ama sonuçta yani zaten memnun olan isteyenler tarafından başlıyorsunuz. Yani o insanlar memnun olmadığı takdirde oradan bir kentsel dönüşümün oradan devamı söz konusu değil. Evet, zorla ya değil ya. Tabii ki de ama bir de burada bu noktalara da geldiğimiz yerler oluyor. Bakın şimdi mesela Albayraklar sitesi diye bir sitemiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde Kiptaş'la birlikte yürütmüş olduğumuz bir proje ki 26 blok var, 715 daire var ve 3000'e yakın nüfus yaşıyor bir sitede. Ve bu depremde hasar görmüş siteler. Burada %50'leri geçtik, %60'lara yaklaştık. Yani vatandaş mutabakat imzalanmış ve bununla ilgili varım diye. Ama orada çok azınlıkta olan bir grup, çok azınlıkta, belki %10'u bile toplamıyor. Ama maalesef orada bir sürekli olarak bir dedikodu. Tabii bir dedikodu ve sürekli olarak orada bir spekülasyonlar yapıyorlar. İşte şu müteahhit getiriyorum, bunu getiriyorum, onu getirdim ama gelen ve giden bir şey yok. Ve cidden ikinci yılına girdi. Orada ciddi bir sıkıntı oluştu. Artık bakanlıktan projelerimiz bitti, onaylandı. Herhangi bir itiraz da söz konusu değil. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Yani burada itiraza da cesaret edemiyorlar. Bakın yeni planlar yaptık. Bakanlıkta onaylandı. Plan, yeni planları yani aslında... Askı süresi de doldu. Askıdan da indi ve o sürede de itiraz etmedi. Yani bu karşı çıkanlar buna da itiraz etmediler. İlginç bir şey. O zaman planı beğendiler. Yani hayır zaten niyetleri farklı. Niyetleri farklı. Gerek orada kişisel menfaatlerinden dolayı veya farklı bir durumlardan dolayı. Ama bunlar tabii aşılacak. Çünkü vatandaş istedikten sonra bunların herhangi bir şekilde duraksaması söz konusu değil. Hele hele ki belli bir noktaya gelmiş ve vatandaşlar ciddi anlamda bir beklenti içerisine girmiş. İşte burada belki %10, %15 gibi bir kesime müdahale etmek zorunda kalacaksınız. Netice itibariyle %10'u %90'a tercih edemezsiniz. Mutlu oluyorsunuz değil mi? Ben şimdi şeyi görünce böyle kentsel dönüşümle ilgili alanları görünce mutlu oluyorum. Ah diyorum bir yer daha kurtuldu. Çünkü depremle İstanbul'un deprem şeyini biliyorum. Yapıların çok çalıştım o konuda. Mutlu oluyorum. Siz oluyor musunuz böyle? Ya mutlaka çünkü insanların neşesi yani sanki bir hastalıktan kurtulmuş gibi veya işte bir sıkıntıdaydı işte veya bir ne bileyim ümitsiz bir vaka durumunda hiç ümidi yokmuş gibi bir olayın gerçekleşmesi durumunu gibi gösteriyor vatandaş. Yani cidden yeni mülk sahibi olmuş. Yani hiç önceden mülkü yokmuş gibi. Neticede doğru olanı da bu. Eski bir yapı ve yarın deprem olacak diye sürekli korku içerisinde yaşıyorsunuz. Yarına dair herhangi bir şeyiniz, karantiniz veya yapısal anlamda bir şeyiniz söz konusu değil. Ve sürekli endişeyle yaşam alanından huzurlu bir konut alanına ve yaşam alanı olan yerlere dönüşüyorsunuz. Yani sevinmemek mümkün değil. Çocuklar bile, aileler cümle. Yani bir aile olarak onların mutluluğu cidden çok önemli. Yani bir şey başardığınız zaman tabii ki mutlu oluyorsunuz. İşte bir iş daha bitirdim. Veya yeni bir işin bitmesi demek yeni bir işin başlangıcı demektir. Bence kentsel dönüşüm Bağcılar'da şeyinde, rayında gidiyor şu anda. Bence çok önemli bir çalışma. Bilmiyorum sen daha bir şey söyleyecek misin ama Bağcılar'da bir engellerle alakalı Türkiye'de örnek gösterecek bir çalışma var. Evet, ilk açıldığında yani ben de haber yapmıştım. Haber yapmıştım fayda var. Bir de Bağcılar'da, Bağcılar ismine de çok uygun nostaljik bahçeler var. Ben birçoğuna gittim.
dalından üzüm yedim, meyve yedim. Yani birçoğunda gittim. Gecesinde, gündüzünde, sabahında. Biraz da onları aslında başkanımı bulmuşken. Evet, Bağcılar'da mutluluğu ve aile yapısını önemsiyoruz. Hedefimiz bireysel mutluluğa ulaşmak. Yani bireylerin mutlu olduğu bir Bağcılar'da aile mutlu olur ve Bağcılar mutlu olursa da Türkiye mutlu olur. Bu prensipte yola çıkarken çocuklarla başladık işe. İşte anaokullarıyla, kreşlerle, bilgi evleriyle ki şu anda ciddi anlamda bir potansiyel oluştu. Ve Bağcılar'da bizim şu an itibariyle 16 tane bilgi evimizde 40 bine yakın çocuğumuz eğitim alıyor. 40 bine yakın. 38 bin küsür. Çok ciddi. Ciddi bir rakam. Anadolu'da vilayetler nüfusu kadar. Ve bu çocuklar oralarda gerek derslerine takviye alırken, gerek sosyal ve kültürel çalışmalarını, işte ahlakını, dinini, diyanetini orada öğrenme fırsatı buluyorlar. Diğer taraftan gençlerle alakalı gençlik merkezleri. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bir gençlik merkezimizde. Şu anda diğer mahalle konaklarımızda, kültür merkezimizde güzel çalışmalar ortaya koyuyorlar. Kadınlarımızda yine Kadın Aile Kültür Sanat Merkezi inşa ettik. Orada beceri kurslarının yanında İSMEK'le birlikte yapmış olduğumuz yine uzman psikologlar vasıtasıyla bireysel terapiler, grup terapiler, aile terapiler yapılıyor. Diğer taraftan engellilerle alakalı ki Bağcılar'da çok farklı bir proje ortaya koyduk. Bunu ben Avrupa'nın değişik ülkelerini gezerek aldım ve konsept bir proje. 16.500 metrekare kapalı alan olan dev bir eser. Türkiye'de bir benzeri yok değil mi? Yok, hayır. Avrupa'da da yok. Yaklaşık olarak 1500 engelli her gün 10 servis aracıyla evinden alıp evine bırakıyor. Otobüslerle, midibüslerle, minibüslerle. Her gün her evinden gün alıp evine bırakılıyor ve orada meslek sahibi oluyorlar. Meslek sahibi olanlar işe yerleştiriliyor. Orada ürettiklerini satabilecekleri bir çarşı, bir merkez var. Bir takım firmalarla, marketlerle anlaştık. Ürettiklerini oralarda satıyorlar. Tamamen gelirleri kendilerine. Ben resimleri gördüm. Gayet masraf güzel bizden, işler çıkıyor. Masrafı biz karşılıyoruz. Yani. Gelirleri kendileri elde ediyorlar. Yani onların mutlu olması çok önemli. Yani bugün engellisi mutlu olmayan bir ülkeden huzur beklemek asla ve asla mümkün değil. Mümkün değil. Bir ailede bir maalesef engelli varsa o aile hatta sülalece engelli durumunda. Yani buralar gündüz evinde özellikle spastik çocukların, ortopedik olan kişilerin ve zihinsel engelli olanların belli bir yaştan sonra veya belli bir eğitimden sonra evde aileleriyle zaman geçirmeleri asla ve asla mümkün değil. Onların oraya gelmiş olmaları bile aynı zamanda bir terapi. Aileleri eğitiyoruz. Sadece gelmeleri bile. Tabii ki. Şimdiye kadar kaç kişi? Ya binlerce şu anda yani 6 bin engelli şu an oradan hizmet alıyor. 6 bin engelli. Toplamda açıldığından bu yana. Hayır, açıldığından beri 10 bini bulmuştur ama zaten orada sürekli oradalar. Zaten bir okul gibi mezun olup gitmiyorlar. Sürekli olarak oradalar. Meslek atölyelerinde, havuzda olsun, işte kütüphanede, diğer yerlerde. Orada zamanlarını geçiriyorlar, meslek ediniyorlar. Topluma bir faydalı fert olduklarını gördüklerinde, işte bir ürettikleri bir ürün varsa ben yaptım diye koşarak size geliyorlar. Tiyatro grubumuz var. Müzik eğitimi var. Müzik eğitimi, müzik grubumuz var. Sporcularımız var. Atletizmde dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu kızlarımız var. Basketbol takımımız şu an Türkiye birinciliklerinde mücadele ediyor. Bağcılar, engelliler, basketbol takımımız. Yani bunlar çok önemli şeyler. İşte diğer taraftan Bağcılar'daki nostalji bahçelerimiz meselesine evet gelince, biz çocukluğumuzda, gençliğimizde Bağcılar'da bağdan üzüm yedik ve Bağcılar'da üzümün ticareti yapılıyordu. Ciddi ciddi üzüm bağları vardı. Bu kaç senesiydi? 80'li yıllarda. 80'li. Çok da eski değil, 75-80'li yıllarda. Ki Bağcılar'ın ilk yerleşim 1924'lerde mübadeleyle Selanik'ten gelen hemşerilerimizle kurulmaya başlanmış. Daha sonra Bulgaristan başta olmak üzere Balkan coğrafyasının tamamından göç almış. Hatta Kazakistan'dan dahi 1950'li yıllarda gelenler var. Ve Anadolu'nun tüm vilayetlerinden Bağcılar da göç almış. Tabii daha sonra ekonomik gelişimle birlikte buralarda bunlar yok olmuş, binalara dönüşmüş ve yoğun bir çarpık yapılaşma ortaya çıkmış. Biz de dedik Bağcılar'da bir üzüm bağı yapalım. Yani burada o da istişare toplantılarımızda neticesinde bir muhtar arkadaşın fikri olarak ortaya çıkmıştı.
bir üzüm bağı yapalım ve burada halk da kullansın bunu. Şimdi çim üzerinde halk piknik yapıyor üzüm bağının içerisinde ve asmalarda üzümler. Ve çok güzel de üzüm oluyor. Geçen sene bir salkımının 1 kilo 800 gram olduğunu ben biliyorum. Çok maşallah. Mükemmel bir şekilde üzüm de verim var. Bağcılar'da her türlü meyve yetişiyor, onu öncelikle söyleyeyim. Bir de biz nostalji bahçelerini yaparken toprakları tahlil edip hangi yörenin meyvesi o toprağa daha yatkınsa oralardan getiriyoruz. Daha sonra her birinin bir mazisi var. Güneşli mahallemizde bir kayısı ağaçlarının olduğu bir bahçe vardı. Bir hacı abinin. Biz hacının bağı diyorduk oraya çocukluğumuzda. Daha sonra oranın işte 4000 metrekaresini, 4 dönümünü belediyemize kazandırdık. Dedik oraya da kayısı bahçesi yapalım. Orada güzel bir de konak yapmışsınız. Evet, kayısı bahçesi yapınca işte kayısı dendiğinde gerçi Iğdır'ın kayısısı da var. Birçok yörede de kayısı Malatya var ama Malatya tabii kayısı dendiğinde Malatya akla geliyorsa dedik Malatya'nın neyi meşhur konaklarda? 5 konakları meşhur. Orijinal mimarisiyle 5 konakları yaptık. Ve halk tamamen orayı sosyal amaçlı kullanıyor. Ve çim üzerinde çocuklar bildirbir oynuyorlar. Eski oyunlardan. Yani ve buralarda koşuyorlar. Aileler çocuklarıyla piknik yapıyorlar. Bunlar yakın mesafelerde olunca babalar da geliyor. Bu çok önemli biliyor musunuz? Artık ailelerin içerisinde babaları da görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Daha sonra Kirazlı mahallemizde kiraz bahçesini inşa ettik. Buralarda bağ evleri var. Şömineleri var. Çay ocakları var. Aileler geliyorlar orada mangallarını yapıyorlar. Çaylarını demliyorlar. Pikniklerini yapıyorlar. Hiçbir ücret ödemiyorlar. Belediyemizin görevlileri buraların bakımını, temizliğini hatta mangalı yakıyorlar. Ocağı yakıyorlar. Ve daha sonrasında fındık bahçesi yaptık. Karadeniz dolma evi yaptık. İşte serenderiyle, fırınıyla. Yani yöresel bir nostalji aynı zamanda burada yaşasın istiyoruz. 22 bahçeden söz ediliyor. Evet, neler var yolda? Şu anda 6-7 oldu şu an. Kızılcık bahçesi de güzel bir Kızılcık bahçesi yaptık tabii. Gümüşhaneli hemşehrilerimizin. Ben onu görmedim. O Tokatlı hemşehrilerimizin o civarda yaşayanların. Daha yeni yaptık. Daha yeni bitmek üzere şu anda. Ceviz bahçesi yaptık. Üzerine güzel bir Bitlis mimarisiyle bir bina eser yapıyoruz. Bitlisli hemşerilerimizin yoğun olduğu bölgede ceviz bahçesi. Bunların mahalle arasında olması çok mahalle güzel aralarında. Aslında. Tabii fırsat hani bu. Bunlar küçüklü büyüklü. Yerde. Yani 2 dönümü var, 3 dönümü var, 5 dönümü var, 6 dönümü var. Fındık bahçesi mesela 10 dönümlük bir alanda hemen büyük bir alan kapsıyor. Yani nefes alabilecek bir mekanlar. Özellikle sıcak o günlerde oradaki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin çocuklarla, aileleriyle nefes almaları. Süper. Bizi ziyadesiyle yani bir nostalji yaşıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda buralar öğrenciler için de, çocuklar için de bir kültürel dönüşüm projesi oldu. Kesinlikle. Biliyor musunuz? Ya çocuk şimdi görmediyse fındığın nasıl yetiştiğini nereden bilsin? Evet. Veya kayısının nasıl yetiştiğini ağacını bilmeden, görmeden nereden bilsin? Yani şehir içerisinde bu kültürün yaşanıyor olması gerçekten çok güzel bir şey. Yani bunları 22 mahallemizin 22'sinde de yapmayı hedefliyoruz. Yani. Efendim biz Bağcılar'daydık. Yine sokakları dolaştık. İnsanlara mikrofon uzattık vatandaşlara. Eyvah. Bakalım neler söylemişler Bağcılar'la ilgili. Hep birlikte izleyelim. İlçemizde yani getirilen bütün hizmetlerden memnunuz. Bağcılar Meydanı'nda daha rahat geziyoruz. Anarşi durumum yok şu anda. Korkusuz gece saat 12'de de olsa ben bir bayan olarak çıkıp gezebiliyorum. Kültür merkezi olsun, ders çalışabiliyoruz, spor faaliyetleri falan iyi. Çok iyi, çok güzel. Harika yani, bu kadar hizmet olabilir yani. Temizlikten tut, her şeyine kadar. Şu meydanlara baksana ne güzel. Sosyal aktivite yönünden insanlara çok iyi hizmetler sunduğunu düşünebiliyorum. Yani gerek Çanakkale gezisi olsun, gerek ne bileyim piknik olsun. Gençlere yönelik daha çok aktivite olabilirdi. Yani gençlik kurulları olsun, eğlenceler olabilir. Yani yolları, asfaltları, her taraf ıslanıyor. Artık eski görüntü yok. Son 10 senede bayağı bir ilerleme kaydetti. Ben çok memnunum şahsen. Yani mahallemiz çok temiz. İlgileniyorlar, soruyorlar. Hizmetlerini beğeniyoruz. Bağcılar halkı evet. Memnun. Yani ben evet. Evet. Yani konuştuğumuz insanlar gerçekten Bağcıları çok seviyorlar, sahipleniyorlar ve orada yaşamaktan çok memnunlar. Ya vefalı insanlar dedim ya Bağcılar halkı geçmişte çok çektiği için bir de yokluk ve yoksulluğun ne olduğunu geldiği yerden biliyor.
Yani Bağcılar'da daha iyi bir yaşam kalitesi için yerleşmiş geçmişte kimse yok. Ya Anadolu'dan, yoksulluktan kaçmış gelmiş, yokluktan kaçmış gelmiş, terörden kaçmış gelmiş, töreden kaçmış gelmiş, işte Balkanlardan zulümden kaçmış gelmiş, Kazakistan'dan zulümden kaçmış gelmiş. Yani geldiği yerde zaten bedelini ödemiş insanlar. Yani burada daha sonra bu farklı değişim ve dönüşümü görünce tabii takdir etmemek mümkün değil. Ama Bağcılar halkı da onu göstermiş çünkü en son seçimlerde partiniz yani siz çok ciddi bir oy aldınız. Yani tabii 250 bine yakın oy. Yani çok ciddi bir evet. Yani bir oy. %50'nin üstünde 58 yani. Yani toplamda 354 galiba. Yok 550 4 yani %58. Toplam nüfusu mu diyorsunuz? Evet, Bağcılar'ın toplam nüfusu. Ha 756 bin. Yani seçmen sayısı 400 küsür bin. Seçmen sayısı da 500 bin civarında. Yani %58'i sizin hizmetlerinizi hep yok, memnuniyet ayrı yani, memnuniyet daha fazla. Tabii. Bakın şu an yapmış olduğumuz anketlerde Bağcılar'da halk memnuniyeti %78-80'lerde. Yani siyasi partisi. Ben sokakta dolaşırken görüştüğüm insanlar, o zaman seçim döneminde olduğumuz için seçim standları vardı. Farklı mesela partilerden insanlarla da hani görüştüm. Hatta orada meydanda oturuyorlardı. Mikrofon uzattık ve hani Bağcılar'la ilgili çok güzel şeyler anlattılar ve tekrar başka partinin seçim arabasına gittiler. Ya böyle siyasi tercihini kendi partisine evet. Yapabiliyor ama yerelde yani. Bize destek. Memnuniyet yani. Memnuniyet. Ya, takdir ediyor ama adam evet. Bir siyasi görüşü var, aynen, bir ideolojisi evet, var. Evet. Ona da saygı duymak lazım. Bir de meydan konusunda ben de gittiğimde şaşırdım. Bağcılar'a bir süredir gitmiyordum. Herkes meydanın bu şu anki halinden çok memnun. Hayır, daha memnun olacak tam hali değil bu. Biraz daha yeşil istiyorlar tabii ki. Galiba. Şimdi Bağcılar meydan bugün itibariyle 35 bin metrekare. Biliyorsun İstanbul Taksim Meydanı ile anılıyor ve 38 bin metrekare. Evet. Bağcılar Meydanı'nda hedef 55 bin metrekarelik bir meydan. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Allah razı olsun 1250 araçlık katlı otopark inşaatına yakında başlayacak. Yani şu an oradaki yeşillik olmaması, sert zemin olmasının sebebi meydanın altına katlı otopark başlayacak olması. Onun için geçici olarak bu şekilde düzenlendi. Büyük bir katlı otopark şu an meydanın altına başlayacak ve meydan yandaki binaların istimlaklarıyla tamamlanmadı şu anda. Yandakiler binalarda az bir şey kaldı. Onların da istimlaklarıyla beraber tamamlanmasıyla birlikte bir 55 bin metrekarelik bir meydan ortaya çıkıyor ki bu İstanbul'da şehir meydanı olarak da bir önde gelen meydanlardan birisi olacak. Çok düzenli ve temiz de. Tabii ki. Yani bizim bu noktada da bakın İstanbul'un eski haliyle şimdisini kıyaslamak asla mümkün değil. Ben hep şuna üzülüyorum. Yani siyasi anlamda hiçbir kimse, diğer farklı bir siyasi görüşte olan kişiler bu tür şeyleri takdir etmiyorlar. Yani İstanbul'da yıllar önce hatırlarsınız işte o zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız yeni seçilmişti. Laleler ve güller kavşaklara, meydanlara dikerken partiler eleştirmişlerdi. Yani bunlar işte millet ziyan eder vesaire falan. İşte aynısını Bağcılar'da. Ya bu bir sosyal dönüşüm projesi oldu. Bakın evet. Artık kimse onları koparmıyor. Tabii ilk başta bir koparma etki tepki, bahçelerindeki gülleri, çiçeklerini koruyamıyordu İstanbullu. İlk başta bir takım oldu ama şu anda herhangi bir şey, böyle bir şey söz konusu değil. Ve her taraf çiçeklerle, güllerle donatıldı ve tertemiz, pırıl pırıl. Yani bugün İstanbul'da ne temizliğin probleminden bahsediliyor, ne yeşillendirmenin, çiçeklendirmenin probleminden bahsediliyor. Bugün İstanbul'da en büyük problemler hep tabii ki şehrin vermiş olduğu bir yoğunluk ve kalabalıktan da kaynaklanıyor. Bir trafik ciddi anlamda bir problem kaldı. İnşallah o metrolarla da birlikte bu biraz rahatlayacak ve otopark, Büyükşehir Belediye'miz yine ciddi anlamda bu noktada çalışmaları var. Otoparklarla beraber özellikle kentsel dönüşümle ben bunun sonuçlanacağına inanıyorum. Bakın trafiğin en büyük problemi parklanmadır. Yani caddelerde, sokaklardaki yasal olmayan kaçak parklanmalardan kaynaklanır. Eğer kentsel dönüşümde zaten biz şu anda bir daireye bir otopark yaptırmadan ruhsat vermiyoruz. Bunu şart koşuyoruz. Tabii bu çok önemli. Yani İstanbul'un trafiğini... Çok önce başladınız ama ona. Tabii ki İstanbul'un trafiğini, İstanbul'un park problemini çözecek olan olay budur zaten. Eğer bunu başarabilirsek kentsel dönüşümde de bu parklanma, otopark meselesini İstanbul'da bugün... Parklanma olmasın, hiçbir trafik olmaz. Bakın bunu özellikle çok söylüyorum. Doğru bir tespit. Özellikle evet. Söylüyorum. Yani ya bir araç bir yerde park ederken trafiği tıkıyor
veya parktan çıkarken trafiği tıkıyor veya yanlış park ediyor, geçişi ve trafiği engelliyor. Bunlar çözülecek. Evet, temizliği de konuştunuz zaten. Temizlik, evet, sokakları, bahçeleri, şeyleri, evet, meydanları konuştunuz. Bugün evet. İstanbul pırıl pırıl. O noktada hiçbir kimseden bir şey beklemiyorsunuz. Evet. Yani sizin bizimle paylaşmak son olarak artık son böyle projeleriniz, bazılardan evet, ne gibi atılımlar? Yani şimdi dünya bekleniyor, değişiyor. Artık şehirler yarışıyor. Meydanlarla yarışıyor. Hı hı. Şehirler, ülkeler caddeleriyle ve meydanlarıyla anılıyor. İstanbul'da büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Artık her ilçenin bir meydanları, bir kavşakları, bir caddeleri değişik bir şekilde genişletilmesiyle yapılmaya başlandı. Bağcılar'da da yine aynı şekilde. Bağcılar belediyesi olarak, bakın biz önce belediye binamızı yapalım, işte önce hükümet konağını vesaire yapalım gibi böyle bir yarışın içine girmedik. Bizim hala belediye binamız ve hükümet konağımız yoktur. Öncelikli olarak halkın huzuru ve şehrin gelişimine öncelik verdik. Ha şu an belli bir mesafe, bir ciddi bir mesafe kat ettik ve inşallah bu sene hem hükümet konağımıza hem de belediye binamıza başlayacağız. Diğer bir projemizde gerçekten çok modern bir amfiteyatro, 1500 kişilik açılır kapanır bir amfiteyatro projemiz var. Ona yakında başlayacağız inşallah. Büyük bir park projemiz var, bölge parkı. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle beraber yürüttüğümüz park projeleri var. Prestij caddelerle yine Bağcılar'da farklı şeyler. 22 mahallemize 22 yüzme havuzu dedik. Bunun 7 tanesini tamamladık. Bunları tamamlayacağız. Her yani mahallemize... Galiba yüz beden eğitimi derslerini... Havuzlarda yapıyor çocuklar artık. Tabii ki. Yani 22 mahallemize 22 tane yüzme havuzu dedik. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bir projesi vardı. Biz onu devam ettiriyoruz. Her okula bir kapalı spor salonu projesi. Bilim merkezi projemiz var. Ve Bağcılar'ın geleceğine yönelik gerçekten bir basın merkezi inşallah hazırlıyoruz. Medya merkezi, medya parkı. Çok güzel. Evet. Güzel bir yerde, Matbaacılar sitesinin hemen yanında. Bunlar Bağcılar'ın geleceğine dönük olarak. Birçok, yani onlarca park projelerimiz var. Bunların birçoğunun yerlerini biz hallettik. Okullarımıza yine desteklerimiz devam ediyor. Şu anda Otelcilik Turizm Meslek Lisesi için bir protokol yaptık hayırseverimizle. Araziyi temin ettik. Fen Lisesi için şu an araziyi temin ettik bir tane. Yine Bağcılar'ımızda bugün bir tıp fakültesi olmak üzere iki tane üniversite var. Üçüncü üniversite Yıldız Teknik'in inşallah fakültesini Bağcılar'a getirmek için şu an çalışmalarımız devam ediyor. Yani Bağcılar'da yaşam kalitesi yükselirken aynı zamanda kültürel değişimin de mutlaka yükselmesini arzuluyor. Ne demiştiniz? Yeni gelecek Bağcılar mı? Tabii yeni gelecek Bağcılar inşallah. Evet, çok güzel. Evet. Efendim programımızın artık sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Onurlandırdınız bizi. Özellikle gerçekten kentsel dönüşüm noktasında ve konuştuğumuz o hobi bahçeleri ve engeller sarayı bizi çok ilgilendiren konu. Çok özesi, evet, özellikle çok ilgilendiren konulardan bir tanesi. Bunlar için size teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Devamınızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Bağcılar konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta İstanbul'un başka güzel bir ilçesinde tekrar birlikte olacağız programımızda. O zamana dek hoşça kalın. Katkılarından dolayı İstaç AŞ'ye teşekkür ederiz.